Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar, selamlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dersimize hoş geldiniz. Bugün 45. dersimizdeyiz. Problemler kursuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yaş problemlerinin konu anlatımını yapacağım. Ama hocam konu anlatımını yapacaksın da direkt soruyla başlamışsın diyebilirsin. Arkadaşım yaş problemlerinde bilmen gereken sadece birkaç bir şey var. Ardından direkt sorular üzerinden yorum yapmayı öğreneceğiz. Nasıl yaklaşabiliriz? Biz zamanında nasıl öğrendik? Bunun hakkında sana böyle pratik mi diyeyim, mantıklı mı diyeyim artık sen ne dersen de o tarz bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi bir kez yaş problemleri de her problemde olduğu gibi soruyu iyice okuyup anlayacağız, analiz edeceğiz. Sonra çözümü için çalışmalara başlayacağız. Arkadaşlarım yaş problemlerinde yapacağın şey çok ama çok basit. Sorulardaki denklemler karmaşık gelirse o karmaşıkla denklem çözme bilgimizi de halletmeye çalışacağız. Bir kez Yaş problemlerinde a yıl sonra dediği zaman örneğin arkadaşım senin şu anki yaşın x diyelim. A yıl sonra lafı geçtiği zaman a yıl sonra senin yaşın mantıken x artı a olacak. Bunu sen de hesaplayabiliyorsun. Şu zamanki yaşının 10 yıl sonraki yaşına çok kolay bir şekilde hesaplayabiliyorsun. Ama şunu ne yapalım? A yıl sonra, A yıl sonra. Mesela şimdiki yaşın x ise, A yıl önceki yaşında ne olacak? X eksi A. Sonra da verilen bilgileri bu şekilde yorumlayacağız ve denklemlerimizi kuracağız. İki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Örneğin şu an 15 yaşında ve 18 yaşında iki tane genç olsun elimizde aralarındaki yaş farkı 3'tür. 10 yıl sonra arkadaşım buradaki adamın yaşı çocuğun yaşı 25 olacak bununki de 28 olacak yine de aralarındaki yaş farkı 3 olacak pekala hocam toplamları nasıl değişir diye sorarsanız onu da kendimiz bulabiliriz mesela bunların toplamı kaçtır arkadaşlarım 33'tür bunların toplamına baktığımız zaman da 25 ee kaç yapıyor 53 mi yapıyor 53 yapıyor aradaki fark 20 Niçin 20? Çünkü bir tanesi 10 yaş büyüdü, bir tanesi de 10 yaş büyüdü. 10 artı 10'dan 20 geldi. Örneğin mesela yaşları toplamı x olan 6 kişinin 7 yıl sonra yaşları toplamı kaçtır dediği zaman her biri 7 yıl büyüyeceği için 6 kere 42 fazlası olacaktır. Yani bilmen gereken emin ol sadece bunlar. Gerisi gerisi problem içinde bir şekilde halledilecek. Yeter ki biz o problemi çözmeye niyetlenelim ve çözmek için çaba harcayalım. Tamam mı? Şimdi şunları şuradan kaldırdım. Bunlar bu şekilde. Çoğu kitaplarda bazı şeyler yazılabilir. Arkadaşlarım o yazılacak şeyleri biz kendimiz çıkarmadığımız sürece Onların bize çok da bir faydası olmaz. Yani ezber yaptığımız zaman bir faydası olmaz. O yüzden gel bakalım tatlı tatlı soruyu okuyalım ve hareket tarzımız nasıl olacak onu belirleyelim. Demiş ki birinci soruda Metin'in bugünkü yaşının 3 katının 4 fazlası 28 olduğuna göre 5 yıl sonraki yaşı kaçtır? Metin'in bugünkü yaşının 3 katının 4 fazlası tamam. Metin'in bugünkü yaşına ben x dersem arkadaşlarım 3 katının 4 fazlası yani bir sayı problemi 3 katının... 4 fazlası bilindiğiniz üzere böyle yazılıyor. Bunun da 28 olduğunu söylemiş. E buradan 3x eşittir. 4'ü karşıya attığım zaman 24. O zaman x'i de 8 bulurum. Şimdi Demek ki Metin'in bugünkü yaşı 8'miş. E 5 yıl sonraki yaşı. Arkadaşlar 5 yıl sonraki yaşında artık kolay bir şekilde 8 artı 5'ten 13 diye hesaplayabiliriz. Başlangıç seviyesinde olacak ilk etapta. Sonra bunların artık birleşimden oluşan güzel sorularda sorulacağız. Şimdi Helil'in 4 yıl önceki yaşının 3 katı x ol, şey 42 olduğuna göre 10 yıl sonraki yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, şimdiki yaşı diyelim. Tamam mı? 4 yıl önceki yaşı kendinizden pay biçin. Şimdi 18 yaşındaysanız 4 yıl önce 14 yaşındaydınız. Yani yaşınızdan 4 çıkarmanız lazım. 4 yıl önceki yaşı x 4'tür. E, e buna göre bir x'i bulalım. Sonra 10 yıl sonraki yaşını hesaplayarız. 4 yıl önceki yaşının 3 katı. 4 yıl önceki yaşı bu. Bunun 3 katını almak istiyor. 3 parantezinde x eksi 4. 42 imiş arkadaşlarım. Eşittir 42. O zaman bizim buradaki x eksi 4'ümüz ne olacak? 42'yi 3'e bölersek 14 olacak demek ki x'imizde 18 olacakmış. Yani e, Helen'in şimdiki yaşı 10'muş arkadaşlar. Şey 10'muş diyorum 18'miş. 10 yıl sonraki yaşı. 10 yıl büyüttüğünüz zaman 28 yaşında genç bir kız olacak deriz. Helin için. Anlaşabiliyoruz değil mi? Yani pek bir şey yok yaş problemlerinde. Çok da sorulan bir problem tarzı değil. Ama belli de olmaz. Bir bakmışsınız bu sene geli vermiş. Yani çok da sorulan derken diğerlerine nazaran çok sorulan bir problem tarzı değil demek istiyorum. Üçüncü soruda Ali'nin bugünkü yaşı 14. Ersin'in bugünkü yaşı X. Ersin 4X artı 12 yaşına geldiğinde Ali kaç yaşında olur? Şimdi arkadaşlarım siz şimdi 18 yaşındasınız. 28 yaşına geldiğiniz zaman 10 yıl geçmiş olur değil mi? Ne yaparsınız? Geldiğiniz yaştan şimdiki yaşınızı çıkardığınız zaman aradaki zaman dilimini bul bulabilirsiniz. O zaman Ali'nin şimdiki yaşı 14. O zaman ne diyelim? Ali diyelim. 14 diyelim Ali'ye. Ersin'in de şimdiki yaşı x diyelim. Şimdi Ersin 4x artı 12 yaşına geldiği zaman. Şimdi 4x artı 12 yaşına ne zaman gelir? Kaç yıl sonra? Bak benim taslam hep aynıdır arkadaşlarım. Yaş problemlerinde genellikle bu taslağı yaparım. Şimdiki yaşı işte belli bir müddet sonraki yaşı belli bir müddet önceki yaşı. Şimdi buradan buraya kaç yıl geçmiş? Şimdi bir kere mahsus şundan şunu çıkararak bulayım. Diğer türlü zihinden yapabiliriz. Yani 4x artı 12'den benim kimi düşmem lazım? X'i düşmem lazım. Burada 3x artı 12. Bunun anlamı ne? 3x artı 12 yıl sonra. 3x artı 12 yıl sonra arkadaşlarım bu yaşta olacakmış o zaman Ali'yi de bir büyütelim arkadaşlarım 3x artı 12 yıl büyüsün bu vatandaşta 14 yaşındaymış 3x artı 12 büyüdüğü zaman ne olacaktır 26 artı 3x yaşında olacak ee, Ali kaç yaşında olur diyor Ali de 26 artı 3x yaşında oldu 3x artı 26 kaç yıl önce, kaç yıl sonra soruları genellikle çıkan sorular sonraki yaştan önceki yaşımızı çıkardığımız zaman olay bitiyor zaten. Dördüncü sorudayız. Bir babanın bugünkü yaşı 46. Kızının ise bugünkü yaşı 14'tür. Buna göre kaç yıl sonra babanın yaşını kızının yaşının ilk katına eşit olur. Bak hep aynı. Bak baba Tamam mı? Kızı yani taslağım hep aynı. Baba şu anlık 46 yaşında arkadaşlarım. Kızı ise 14 yaşında. Şimdi kaç yıl sonra? X yıl sonra. X yıl sonra baba kaç yaşında olacak? 46 artı X yaşında olacak. X yıl sonra kızı kaç yaşında olacak? Bu da 14 artı X yaşında olacak. Ne diyor? Babanın yaşı kızının yaşının iki katına eşit olur. O zaman babanın yaşı kızının yaşının iki katına şöyle 2 yapmam lazım. E buradan da 46 artı X eşittir. 2 ile dağıtsam 28 artı 2x yapacak arkadaşlarım. Bunu attım buraya. 46'dan 28 çıkacak. X kalacak. O zaman x'i de 18 falan mı bulacağız? X de 18. Neyi soruyor? Kaç yıl sonra diyor. 18 yıl sonra diye ilk baştan biz yorum yapmıştık. Demek ki cevabımız 18 olacakmış. Taslağım hep bu. 9. sınıftan beri bu taslağı kuruyorum. Ve hiç de sıkıntı çekmedim. 5'teyiz. Toplamda size 20 tane soru çözeceğim arkadaşlarım. 20'si de size bir şeyler öğretecek tarzda sorular. İyice dinleyelim. Yaş problemlerinde bu şekilde mantık yürütürseniz hiçbir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. İnşallah çekmezsiniz. Tabi mantığını iyice anlamak lazım. Gel bakalım buna. Bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamın 3 katıdır. 4 sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamın iki katı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlarım sorunun kalıbında da iki çocuğun yaşları toplamı var. Sorunun şu ana cümlesinde de iki çocuğun yaşları toplamı var. Şimdi siz çocuklardan yaştır birinin yaşına x birinin yaşına y diyebilirsiniz. Ama ben şunu yapıyorum. İki çocuk varsa ikisinin toplamından gidiyorum. Üç çocuk varsa üçünün toplamından gidiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Burası babanın yaşı. Burası da iki çocuğun yaşları toplamı. Böyle diyelim isterseniz. E, bugünkü yaşları toplamı 3 katıdır. Demek ki burası x ise arkadaşlarım burası 3x'tir. Buraya kadar bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. 4 yıl sonra arkadaşlarım babayı 4 yıl büyütün. Babayı 4 yıl büyüttünüz. Babanın yaşı ne oldu? 3x artı 4 oldu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yer şurası. 2 tane çocuk var. Çocuklardan bir tanesi 4 büyüyecek. Diğeri de 4 büyüyecek. Otomatikman yaşları toplamı 8 artacak. O yüzden toplamdan gittiğim için şu anlık X ise toplamı 4 yıl sonra X artı 8 olacak. Çünkü niye? 2 tane çocuk var. Her biri 4 büyüdüğü için 4 çarpı 2 diyebilirsin. E ne diyor? Yaşları toplamın 2 katı olacağına göre. Yani eşittir kaçmış? 2 tane X artı 8'miş. O zaman buradan arkadaşlarım 3X artı 4 eşittir. 2X artı 16 yaptı. X'i bir şekilde bulacağız biz. Şöyle X yazalım. 4'ü bu tarafa göndersem 12 olacak. X de 12. Ne diyor? Ne diyor? Babanın bugünkü yaşı. 3x ile başlamıştık arkadaşlarım. x'i 12 bulduysak 3 ile 12'yi çarptık. 36 geldi. Tamam mı? Yani iki çocuğun yaşlarına ayrı ayrı bir şey demektense toplamlarını e, bir değişkenle ifade etmek daha kolay olur. 6'dayız. Bir annenin ikişer yıl arayla doğmuş 3 çocuğu vardır. Tamam. Annenin bugünkü yaşı çocukların bugünkü yaşları toplamının 8 fazlasıdır. İyi. Annenin bugünkü yaşı 44 olduğuna göre büyük çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı gibi. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bir kez ikişer yıl arayla doğmuş diyor. Yani sen birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Tamam üçüncü çocuk. Şimdi üçüncü çocuk örneğin x yaşında olsa. ikinci çocuk x artı 2 yaşında olacak değil mi? Çünkü daha büyük olacak. Birinci çocuk da x artı 4 yaşında olacak. Yani aslında birinci ile üçüncü arasında 4 yaş fark var. Bu şekilde bir yazılım yapabilir miyim? Yapabilirim. Sonra annenin bugünkü yaşı, çocukların bugünkü yaşları toplamının 8 fazladır. Demek ki anneye gelelim arkadaşlarım. Toplam kaç? 1, 2, 3, x artı 6. 8 fazlası dediği için de annenin yaşı da artı 8 demem lazım. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Bugün yaşı 44'müş annemizin. 44 diyelim. O zaman burası ne oldu? 3x. Burası 14. Demek ki 3x'e ne kaldı arkadaşlarım? 3x'e 30 kaldı. Buradan da x'imizi basit bir şekilde 10 olarak bulduk. Büyük çocuk doğduğunda çocukların yaşlarını bir yazalım arkadaşlarım. Burası 14 değil mi? Burası 12. Burası 12. Burası da 10. Şimdi anne bugün 44 yaşında. Anne de demek ki 44 yaşında. Şimdi büyük çocuk doğduğunda yani kaç yıl evvel doğmuştur? E büyük çocuk 14 yaşındaysa arkadaşlarım 14 yıl evvel doğmuştur. O zaman anne de 14 yıl evvel 30 yaşında imiş. Tamam mı? anne herhalde doktor falan anca okulu bitirdi anca evlendi anca çocuk sahibi olmuş 30 yaş evet biraz bilmiyorum geç mi yani bizim e, buralarda da gerçi 3 yaşa 5 yukarı artık e, okuyanların yavaş yavaş anneye olma yaşları oraya doğru gidiyor bu da böyle bir bilgi niye paylaştıysam onu da bilmiyorum şimdi 7. sorumuz arkadaşlarım bir annenin bugün 46, iki çocuğunun yaşları farkı 4 hmm, bak şimdi yaşlar farkı geldi şimdiki yaşlar farkı 4 ise arkadaşlarım Belli bir müddet sonra yaşlar farkı yine 4 olacak. Mantıklı mı? Mantıklı. Dedik ya işte 18'e e, 23 mi dedik ne dedik? Aralarındaki yaş fark 5'tir. Kaç yıl sonra geçerse geçsin aralarındaki yaş 5 olacaktır. Fark 5 olacaktır. O zaman anne şu an 46 yaşında arkadaşlarım. 2 tane çocuğun farkları diyelim e, 4'müş. Tamam mı? 6 yıl sonra annenin yaşı. ...çocuklarının yaşları farkının kaç katı olur? 6 yıl anneyi büyütelim arkadaşlarım. Burası 52 oldu. Çocukların yaşları farkı değişmeyecek. Yine 4 olacak. Kaç katı olur? 52-4'ün kaç katıysa o kadar katı olur. O da 13 katı olur. Yani bu soruda aslında yaşlar farkına dikkat çekmek istedim. 8'deyiz. İki kardeşin bugünkü yaşlarının toplamı... ...yaşları farkının 3 katıdır. Hmm, tamam... 2 yıl sonra bu kardeşlerin yaşları toplamı yaşları farkının 4 katında eşit olacaktır. Buna göre büyük kardeşin bugün yaşı kaçtır? Basit bir denklem arkadaşlarım bu. Yani 2 iki 2 iki denklem çözeceğiz. Şimdi iki kardeşin bugünkü yaşları toplamı. Bir tanesi birinci diyelim arkadaşlarım. Buna da ikinci diyelim. Aşağıda bir şeyler yapıyorlar ama evi falan yıkmasalar başımıza. Şimdi, şurasına A diyelim. Şurasına B diyelim. Şimdi yaşlarının toplamı. Yani A artı B eşit olacakmış. Yaşları farkının 3 katıdır. Şimdi bu birinciye büyük diyelim arkadaşlarım. 3 parantezinde büyükten küçüğü çıkardığım zaman yaşları farkını bulabilirim. A eksi B. Tamam mı? Çünkü küçükten büyüğü çıkarsam burası negatif yapar, burası pozitif yapar. Sıkıntı yaşarım. O yüzden bunu büyük olarak aldım. Sonuçta bana büyük kardeş soruyor ya o da A olsun. 2 yıl sonra 2 yaş büyütelim arkadaşlarım bunu. A artı 2 olsun. Diğerini de 2 yaş büyütelim. Bu da B artı 2 olsun. Toplamı Farkının 4 katı. Yani eşit olacakmış. E farkı? Farkı yine A eksi B. Değişen bir şey olmaz ki. 2 yıl sonraki yaşı bu. 2 yıl sonraki yaşı bu. Bundan bunu çıkardığım zaman yine A eksi B kalır. O zaman e, buradan da bir denklem bulalım biz kendimize. Şimdi yukarıdaki denklemi bir ayarlayalım arkadaşlarım. A artı B eşittir. 3A eksi 3B değil mi? Şimdi e, 3B'yi buraya atsam ben 4B yapacak. B'yi şey e, doğru A'yı buraya atsam 2A yapacak. Yani aslında buradan dediği A eşittir 2B yazabilirsin. Gönül rahatlığıyla bunu yazabilirsin. Tamam yazalım. İsterseniz bunu da toplayalım bir. Yani düzenlemek anlamında. A artı B. A yerine 2B yazacakmışım. 2B yazdım. A artı şuradaki B var. 2 2 daha da 4. Eşittir 4 tane A yerine 2B yazarsam burası B olur. 4 tane B olacak burası. Buradan 4 eşittir. Şurası 3B yapacağı için bu tarafa gönderdim. 4B'den 3B çıktı. Artık B kaldı. Demek ki B'yi bana buldurdu. Ne diyor? Büyük kardeş diyor arkadaşlarım. Yani A'yı soruyor. E B4 ise A da 2 kere 4'ten 8 olacak. A'ya büyük kardeş dediğimiz için buradaki büyük kardeşin yaşı da 8 olacak. Ne yapıyoruz? Denklem çözüyoruz. Buradaki denklemi isterseniz ee bu şekilde A eşittir işte 2B yazarak çözebilirsiniz. İşte yok etme metodunu kullanabilirsiniz. Yerine koyma metodunu kullanabilirsiniz. Artık oradaki denklemi çözmek sizin işiniz. Tamam mıdır? Gel bakalım 9'a. Başak doğduğunda Eylül'ün doğmasına 7 yıl vardı. Hmm, bak şimdi arkadaşım. Doğmasına 7 yıl vardı. İşte 7 yıl sonra doğmuştur gibisinden cümleleri kendimiz bir şekilde yorumlamaya çalışalım. Şimdi Başak doğduğunda Eylül'ün doğmasına 7 yıl vardı. O zaman Başak Eylül'den büyük değil mi? ve kaç yaş büyük? 7 yaş büyük. Sadece bu cümleden biz Başak ve Eylül arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Başak Eylül'den büyükse 7 yıl büyükse örneğin Eylül'e ile X dersek Başak X artı 7 yaşında olacakmış. Başak ile Eylül'ün bugünkü yaşları toplamı 47. Sırf şu doğmasına 7 yıl vardı şu kadar bir şeydi gibisinden ifadeleri halletmek için bunu yazdık. E, x artı 7 artı x eşittir 47'ymiş arkadaşlarım. Buradan 2x artı 7 47 ise 2x'in 40 olduğunu ve x'in de 20 olduğunu bulabiliriz. Başak'ın bugünkü yaşı kaçtır diyor. Başak x artı 7 olduğu için 20 bulduğumuz için 27 diyebiliriz. Yani içerisinde geçecek herhangi bir cümleyi artık kendimiz yorumlayabilmeliyiz. Bunun için de bolca kitap okumak gerekiyor. Ee, yani sadece bunun için mi kitap okumak gerekiyor derseniz. Tabii ki hayır. Kitap okumak zaten bizi geliştiren şeylerden etkilenden en önemlisi sürekli zaten kitap okumak lazım ki sadece problem çözmek için değil hayatımızın geri kalanında güzel cümle kurabilmek için ve her şey için bence şimdi bir annenin bugünkü yaşı iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamının beş katıdır şimdi yine yaşları toplamı olmuş değil mi o zaman biz yine anne diyelim. Yine iki çocuğunun yaşları toplamı diyelim şuraya. 5 katıdır diyor buraya. X desem arkadaşlarım buraya da 5x demem gerekiyor. İlk önce bunu yazdım. Çocukların yaşları toplamı annenin bugünkü yaşına geldiğinde. Bak şimdi dikkat et. Çocukların yaşları toplamı kaç yıl sonra annenin bugünkü yaşına gelir? Şimdi ee, X'den e x'ten 5x'e geleceğim. dersin ki hocam 4x yıl sonra aralarındaki fark 4x olduğundan belki o hatayı yapabilirsin. Ama arkadaşlar iki tane çocuk olduğu için buraya 2x yıl geçmesi gerekiyor. Önemli olan o. Çünkü 4x yıl toplam gidecek. İki kişi olduğu için birisi 2x yıl büyüyecek, birisi de 2x yıl büyüyecek. Edecek sana 2x yıl. 3 çocuk olsaydı ne yapacaktı? 4x bölü 3. 3'e bölecektim. 4 çocuk olsaydı 4'e bölecektim gibi. Tamam mı? O zaman anne de 2x yıl sonra artık ne yapacak? 7x yaşında olacak. Ne diyor? Üçünün yaşları toplamı. Şimdi 7x annenin yaşı. 5x de çocukların yaşları toplamı olduğu için 12x oldu ki bu da 72 oldu. 12x 72 ise x'i de buradan 6 olabilirim. X'i 6 bulduktan sonra olay bitmişti sanki. Annenin bugünkü yaşı 5 x arkadaşlarım 6 kere 5 30 olmuş. Anlaştık mı? Yani bak toplamda 4x artıyor ama kaç yıl geçtiğini kendimiz yorumladık. Gel bakalım 11'e. 9 arkadaşın 9 yıl önceki yaş ortalaması 9'dur. Şimdi burada bir formül falan vermeye gerek yok. Kendi kendimize bir bakacağız. Şimdi arkadaşım 9 yıl arkadaşın 9 yıl önceki yaş ortalaması. Yani ortalama dediğim zaman toplam yaşa geçmem lazım. Şimdi şu anki zaman tamam mı? X'ine ee, yazdık oraya. Şuna ne yapalım? Şu anki zaman. Sonra buraya 9 yıl önceki zamanı alalım. Şu anda bunların yaşları toplamı örneğin ee, X olsun. Ya da 9 yıl öncekine gelelim. Tamam neyse. 9 arkadaşın 9 yıl önceki yaşları ortalaması 9'dur. 9 kişinin yaşlarını ben topladığım zaman... Ve 9'a böldüğüm zaman 9 mu yapacakmış? Evet. Yani toplama geçmek istiyorum. 9 kere 9, 81. 9 yıl önce yaşları toplamı 81'miş. Şimdi 9 tane arkadaş var. 81 normal toplam geldi zaten. Her biri 9 yaş büyüyecek mi? Evet. E kaç kişi var? 9 kişi var. O zaman her biri 9 yaş büyüyecekse toplamda 9 çarpı 9 kadar artacak. E ne diyor? Burası ne yaptı? 81 artı 81 yaptı. Toplam bu. 9 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Şimdi biz şimdikini bulduk arkadaşlarım. Bak daha biz şimdikini bulduk. Ne bulduk? 162 bulduk. Dikkat et. 9 yıl sonraki yaşları. 162 şimdiki yaşları toplamı. 9 yıl sonra da 9 çarpı 9 kadar da büyüyecekler. Ne yaptı? 162 artı 81 yaptı. İsterseniz bunu 2 tane 81, 1 tane 81, 3 tane 81 diyebiliriz. 9 tane arkadaş varsa 9'a böldüğüm zaman da ne yapacaktır? 27 yapacaktır. Toplamını mı sormuş burada bana? Toplamını sormuş. O zaman toplamı şu 243'tür dedik. Yani yaşla aritmetik ortalamayı bir şekilde birleştirmişler. İstediklerini birleştirsinler. Biz sadece soruyu okuyalım, anlayalım ve yorumlayalım. Bizim yapmamız gereken tamamen bu. A kişinin x yıl önceki yaşları ortalaması B. Bak biraz öncekinin aynısı aslında. Biraz önceki sayıyla yaptı. Şimdiki harfle yapıyor. Şimdi yine şimdiki diyelim arkadaşlarım. Şimdi yine x yıl önceki diyelim. Ortalaması B. Şimdi A tane kişi var. A tane kişinin yaşlarını topladım topladım topladım. Bölü A'ya dediğim zaman ortalama B'miş. Demek ki A çarpı B'dir. Bunun toplamı. Ne zaman? X yıl önce. X yıl önce. Şimdiki yaşa gelmek için toplama A çarpı B kadar var. X yıl ilerleyecek. Kaç kişi ilerleyecek? A kişi. Her biri X yıl büyüyecek mi? Yani X artı X artı nokta nokta X yıl büyüdü. Kaç tane kişi büyüdü? A tane kişi. E bunların toplamı bildiğim üzere A çarpı X'tir. Şimdikiler, şimdiki toplam bu kadar. Tamam. Y yıl sonraki yaşları toplamı o zaman Y yıl sonra diyelim şuraya. Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi A çarpı B artı A çarpı X var. Bir de her biri A kişiden her biri Y yıl büyüyeceği için şuradaki mantığın aynısından dolayı A çarpı Y kadar da büyüyecekler. Toplam bu kadar oldu. Toplamını soruyor arkadaşlarım. AB, A'ya A yani A parantezinde B artı X artı y diyebilirim. A parantezinde b artı x artı y. E şunu yapabilirsin hocam. X yıl sonra buraya gelmesi için artı x işte e, ileriye gitmesi için artı y. Bir de burada da b de var diyebilirsin. Artık o senin kendi tercihin ama o biraz ezbere giriyor gibi sanki. İkisi de ben onu bilmiyordum. Şuradaki yorumdan sonra öyle bir e, yorum yapma gereği hissettim. Tamam. Formülsüz arkadaşlarım. Formülümüz yok. Sadece ileriye götürme geriye götürmeyi hallet yaş problemleri biter zaten. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. 13. soru. Esra ile Dilek'in bugünkü yaşları toplamı 36. Tamam birine x birine y diyebiliriz. Ya da birine x birine 36 eksi x de diyebiliriz. Dursun bakalım. Dilek 2 a yıl önce. Esra a yıl sonra doğmuş olsaydı. Şimdi. Dilek 2 a yıl önce. Şimdi mesela siz doğdunuz. Kaç doğmuşsunuz siz? 2000 ee, kaç 2000 olsanız 21 olmaz değil mi? 2000, 2003 2004 falansınızdır siz değil mi? Şimdi e, ay mesela 5 yıl önce de olsaydınız e, e, dört 4 yıl önce 2000 doğumlu olsaydınız ne olacaktı? Yaşınız 4 fazla olacak değil mi? Evet ne diyorduk ve baştan alalım. Şöyle bizim kız Borazan çalıyormuş. Ağlaya ağlaya geldi. Borazanım kayboldu diye. Ona bir baktık. Heh, şimdi baştan başlayalım bakalım şurada. Esra ile Dilek'in bugünkü yaşları toplamı 36. Dilek 2 ay yıl önce. Hmm, demiştik ki işte şu kadar yıl önce doğmuş olsanız. Mesela 2000 yaşın 2000 yılında doğmuş olsanız arkadaşlarım. Şu an 2021'de olduğunuz için 21 yaşında olacaktınız. Ama siz 1996 mı oluyor? 1996'da doğmuş olsaydınız eğer şu an 25 yaşında olacaktınız. Yani şu anki yaşınız daha büyük olacaktı. Böyle bir yorum yapabiliriz kendi kendimize. Bakalım bunu soruya nasıl uyarlayacağız? Şimdi bir tanesinin e, Esra'nın yaşına biz ne diyelim? X diyelim. Toplamları 36 olacağı için Dilek'e de 36 eksi x diyelim. Ya da birine x birine 7 diyebilirsiniz. x artı y 36 diyebilirsiniz. Buradaki tercih tamamen size ait. Şimdi Dilek 2 ay yıl önce doğmuş olsaydı. Biraz önceki yorumdan siz e, Dilek şey siz 4 yıl önce doğmuş olsaydınız yaşınız 4 fazla olacağı için bu vatandaş da 2 A yıl önce doğmuş olsaydı yaşı 36-x değil de bunun 2 A kadar fazlası olacaktı. Yorum sabit. Esra A yıl sonra doğmuş olsaydı yine aynı mantıktan artık bu sefer A yıl sonra diyor. Yine sayısal bir işlem yapabilirsiniz. Örneğin 2000 yaşındaysanız şimdi 2000 şey 2000 yılında doğduysanız şimdi 21 yaşındaysanız eğer 2004'te doğsaydınız da şimdi 17 yaşında olacaktınız. Yani yaşınız 4 azalacaktı. O zaman e, buradaki Esra'da ne olacaktı? Yaşı x eksi a olacaktı. Yaşları toplamı 40 olacakmış. Toplayalım arkadaşlarım bunu. Bak x'ler gitti. Gördünüz mü? Şurası 36. Ha, bunlar da 40 olacakmış. 36 artı a 40 ise 36 artı a 40 ise a'yı da 4 olarak bulmuş oluruz. E, o zaman ne diyor? Dilek ile Esra'nın A yıl önceki yaşları ortalaması. Şimdi bunların yaşları toplamı 36. A yıl önce her biri 4 yıl yani 4 e, A4 olduğu için 4 yıl küçük olacağı için, 2 kişi olduğu için o zaman 8 yaş küçük olmalı. Bunların toplamı 28. Ortalama dediği için 2 kişi olduğu için 22'de 8'e böleriz. Şey, 28'de 2'ye böleriz. Buradan da 14'e ulaşmış oluruz. Yani şuradaki 2 A yıl önce doğsa ne olur? A yıl sonra doğmuş olsa ne olur gibi cümleleri siz kendiniz normal kendi yaşınızdan pay biçerek yorumlayabilirsiniz. Orada zaten ezber yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi artık 13. sorudan hareket ile siz de 14. soruyu bir çözmeye çalışın. Bakalım oradaki mantık oturmuş mu? Hemen onu bir kontrol edin. Tamam mıdır? Ben çözüyorum. Siz burada durdurabilirsiniz. Şule 7 yıl önce doğmuş olsaydı, 7 yıl önce doğsaydı Beyza'dan 2 yaş büyük olacaktı. Beyza 3 yıl sonra doğsaydı Şule ile bugünkü yaşları toplamı 26 olacaktı. Şule'nin bugünkü yaşı kaçtır? Hmm. Şimdi bir kez Şule diyelim. Şule A yaşında olsun arkadaşlarım. Beyza da B yaşında olsun. Şimdi 7 yıl önce doğmuş olsaydı bu vatandaş A artı 7 yaşında olacaktı değil mi? Artık yukarıdaki mantıktan bu sabit. Ee, Beyza'dan 2 yaş büyük olacaktı. Hımm. Beyza'dan 2 yaş büyük olacaktı. Yani e, Beyza'nın şimdiki yaşına 2 eklediğim zaman anca A artı 7'ye ulaşacakmış dediği şey o. Buradan ne yaparım? B'den A'yı çıkartırım arkadaşlarım. Yani bu A'yı buraya attım. Eksi A, 2'yi buraya attım. 7 eksi 2'den 5 oldu. Böyle bir ilişki buldum. Beyza 3 yıl sonra doğsaydı. Beyza 3 yıl sonra doğsaydı Beyza'nın yaşı B eksi 3 olacaktı. Biraz önceki mantıktan dolayı. Şule ile bugünkü yaşları toplamı 26 olacaktı. B-3'ün şimdiki yaşı A olduğu için Şule'nin topladığım zaman 26 olacakmış. Buradan da arkadaşlarım B ile A'yı topladığım zaman 3'ü karşıya atarsam 29 olacağını görebilirim. Alt alta topluyorum A'lar gitsin diye. Buradan 2B yaptı. Buradan 34 yaptı. O zaman B'yi de 17 buldum. Tamam mı? Orası tamam. Şule'nin bugünkü yaşı. E, B'yi 17 buldum arkadaşlarım. 17'den kaçı düşürürsem... 5 yapar. Tabii ki de 12 yaş 12'yi düşürürsem demek ki şurada A yaşında olduğu için A'da 12 bulduk. Anlaştık. Herhangi bir sıkıntı yoktur umarım. 15'e gelelim bakalım. Anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 51'dir. Anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 51. Tamam. Anne kızının bugünkü yaşındayken kızı 3 yaşındaydı. Hmm. Şimdi arkadaşlarım Dediğim gibi yani önce de anne ve kız birine x birine y diyebilirsin. Buna x diyelim. Buna da toplamda 51 olacağı için burada 51 eksi x diyelim isterseniz. Anne kızının bugünkü yaşındayken. Şimdi arkadaşlarım anne anne ne zaman yani kaç yıl önce kızının bugünkü yaşındaydı? Bunu direkt mantıken söyleyemeyebiliriz. O yüzden şöyle yapalım annenin yaşından kaç yıl önce A yıl önce kızının yaşı kaçmış? X'miş. Burada A'yı yalnız bırakabiliriz. Şimdi 51-X, bunu da eksi X olarak attığım zaman şurası A oldu. Demek ki 51-2X yıl önce. Tamam yani anne 51-2X yıl önce geriye gelirse kızının yaşına ulaşacakmış. E kızı 3 yaşındaymış. O zaman kızı da mı 51-2X yıl önceye gelecek? Değil mi? E gelsin x yaşından 51 2x yıl önce geldiği zaman kaç yaşında olacakmış? 3 yaşında olacakmış. O zaman şuraya 3 diyorum. Bu işlemi yapalım x eksi 51 artı 2x eşittir 3 oldu arkadaşlarım. Buradan 3x eşittir 54 oldu. X eşittir 27 oldu. he Ne anlatıyor şimdi bize? Kızı 27 yaşındaymış şu anlık. Annesi kaç yaşında? E, 51'den 24'ü çıkardığım zaman ha annesi 27 yaşında. X 27 yaşında annesi şey gelecekti 24 gelecekti. Ne oldu be? Vallahi çok şey oldu. Annenin bugün kaç kaçtır? 27 bulduk olmadı. 3x a 54'ü 3'e böldüğüm zaman ne oldu? 18 oldu. Kim yazdı bunu 27 buraya? Şurası 18 arkadaşlar. Zaten mantıksız bir şey oldu. X 18. Değil mi? E vallahi ortalık var ya Alt üst oldu bak ben size söyleyeyim bak. Hani diyordu işte dedesi çocuğundan küçük çıkıyordu ya, babası çocuğundan küçük çıkıyordu. Öyle bir şey oldu galiba. Dur bakalım. X 18 oldu arkadaşlarım. Annenin bugünkü yeşi. X 18 E E Ah ah ah. Ah ah. Şimdi ne oldu arkadaşlarım? Buna anne dedik, buna kız dedik. Yorumu anneye göre yaptık ama burada kızı kullandık. Burada hata yaptık. Şunda biri kız, biri anne olacak. Şurası kız, şurası anne. Ben daha sonra başından beri burayı hep anne olarak alıyorum ama burası kızmış. O yüzden de bunu düzelttim. X 18 ise burası 18 arkadaşlarım. Burası da 18 düşersem 51'den burası da 33 mi yapıyor? <laughs> Annenin bugünkü yaşı 33'müş. Sıkıntıyı hallettik çünkü kız annesinden daha büyük olacaktı yaş problemlerinin şeyi böyle. sıkıntılı soruları olabiliyor öyle. Yani en azından bizim yanlışlarımızdan dolayı. Şimdi geldik 16'ya. Mert, Semih ve Zeynep adlı üç kardeşin bugünkü yaşları toplamı 21. Tamam. Zeynep Semih'ten, Mert de Zeynep'ten daha büyüktür. O da güzel. Semih Zeynep'in bugünkü yaşına geldiğinde Zeynep de Mert'in bugünkü yaşına gelmekte, Mert de 17 yaşına gelmekte. İyi. Buna göre Mert'in bugünkü yaşı kaçtı? Bak taslak arkadaşlar. Bak taslak. Mert, Zeynep, Semih. Zemih. Semih değil mi? Tamam. Şimdi bunlara biz ne diyelim? A diyelim. B diyelim. C diyelim. Şimdi bir kez şuradaki bir küçüklüğü, büyüklüğü yapalım arkadaşlarım. Ee, Zeynep Semih'ten. Yani B, C'den büyükmüş. Mert de Zeynep'ten daha büyüktür. Yani A, B, C diye bir sıralama varmış burası. Yani zaten daha büyükmüş. İş görür mü? Görür belki de. Sonra Semih Zeynep'in bugün yaşına geldiğinde. Bak şimdi. Kaç yıl sonra Semih Zeynep'in bugün yaşına gelecek? X eklediğim zaman B olacak. Zihinden yapamayabiliriz. O yüzden C artı X eşittir B diyelim arkadaşlarım. Buradaki X'i de B eksi C olarak bulalım. Tamam mı? Demek ki B eksi C yıl sonra bu dediği şey olacakmış. Semi Zeynep bugün yaşına geldiğinde Zeynep de Mert'in bugünkü yaşına gelmekte. Zeynep de Mert'in. Şimdi B eksi C yıl arttıralım. Burası 2B eksi C mi yapacak? Evet. Değil mi? Çünkü bu kadar yıl sonra. Ama 2B eksi C de A olacak. Mert'in bugün yaşına geliyor ya. Bu da tamam. Bunu da yazdık buraya. Mert de 17 yaşına gelmektedir. Yani sen A'ya ...B eksi C'yi eklediğin zaman... ...burası ne oluyor? A artı B eksi C eşittir. Artık 17 oluyormuş. Yani buradan da... ...A artı B eksi C'yi de 17 yazdık. Yaz Allah yaz. Bir de toplamı 21'dir diyor. Yani A artı B artı C'ye de 21 diyor. Bunu da yazdık. Şimdi arkadaşlar... ...bir şekilde zaten... ...bu denklemler çözülecek. Şimdi ben şunu şuraya alayım. Bunu buraya aldıktan sonra... Şimdi bunları toplarsam A artı B'yi bulurum. Çıkarırsam 2C yapar burası. 10, 20'den 17 çıktı. 4 yaptı. O zaman C'yi 2 bulmuş olurum. Doğru mu? Doğru. A artı B'yi kaç bulmuş olurum? Onu da 19 mu bulmuş olurum? A artı B'yi de 19 bulmuş olurum. C'yi 2 bulduysam bunu buraya attığım zaman 2B eksi A eşittir 2 bulmuş olurum. Topladığım zaman 3 tane B. 21 yaptı. B'yi de arkadaşlarım 7 buldum. B 7 bulduysam B burası 7 bulduysam A'yı da kaç bulmuş oldum? 12 bulmuş oldum. Şurada yerine yazdığım zaman. O zaman Mert bugün kaç yaşındadır diyor. E Mert A olduğu için bu da 12 yaşındadır demiş olduk. Tamam mı? Taslakları kurdum. Buradaki büyüklük küçüklük hiç kullanmadık hocam da diyebilirsin. Bunu da arkadaşlarım soru kalıbı yanlış olmasın diye vermiş. Yani mesela ben öğrenci olarak sorabilirim. Sen nereden biliyorsun kimin büyük kimin küçük olduğunu da işte onun yaşına geldiğinde bu bunun yaşına gittiğinde gibisinden cümleler kuruyorsun. Demesinler diye oradaki büyüklük küçüklük bilgisi verilmiş. Anlaştık mı? 17 17 18 19 20. 4 tane sorumuz kaldı arkadaşlarım. Ha gayret, ha gayret. Bir babanın bugünkü yaşı ikiz olmayan iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamından 13 fazladır. 6 yıl önce babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamının iki katından bir eksiğine eşitti. Buna göre bugünkü, ya yani bugün büyük çocuk en az kaç yaşındır? Şimdi bunu en son halledeceğiz arkadaşım. En azlar en çoklar olabilirler. Bunlar önemli. Niye onu öyle sormuş? Bakacağız. Şimdi ilk önce yine toplam diyor arkadaşlarım. Şimdi babanın bugünkü yaşına baba diyelim. İki çocuğun bugünkü yaşına da iki tane çocuk toplamı diyelim. Bugün gençleri toplamda 13 fazladır. Demek ki bu x ise arkadaşlarım babası da x artı 13'tür. Doğru mu? Doğru. 6 yıl önce babaya 6 yıl önce küçültelim. 6 yıl küçültelim. 6 çıktığı zaman x artı 7. Bunlar arkadaşlarım 6 yıl küçüldüğü zaman iki tane çocuk olacağı için toplamları otomatikman 12 azalacak. 6 yıl küçüldü. Her biri 6 yıl küçüldüğü için otomatikman 12 yıl küçülmüş olacak. Toplamda 12 azalacak. Tamam mı? 6 yıl önce babanın yaşı, iki çocuğun yaşları toplamın 2 katının 1 eksiğine eşittir. Yani şurası 2 katının 1 eksiği de böyle oluyor. Toparlayalım. x artı 7 eşittir. 2x eksi 24 eksi 1 daha eksi 25 yaptı. Eksi 25'i buraya attım arkadaşlarım. 32 yaptı. Eşittir x yaptı. Şimdi bu x ne? İki çocuğun yaşları toplamı. Şimdi burada ikiz olmayan lafı var. Bunu boş yere kullanmamıştır. 16-16 denmesin diye. En az kaç yaşındadır diyor ya. 16 yaşındadır derdim. İkiz olmayan dediği için arkadaşlarım topladığım zaman 32 yapacak şekilde. Birisi 15 birisi 16 olmalı. En az niye demiş? Eben bir tanesini bir bir tanesini de 31 yaşında da alabilirim. Olabildiğince büyütebilirim. Hatta bir 0 yaşında birisini 32 yaşında bile diyebilirim. Onu engellemek için de en az 16 demiş. Ya da küçük çocuk en fazla kaç diyebilirdi? O da 15 olacaktı. Soru içerisinde kullanılan kelimelerin hepsinin bir anlamı var arkadaşlarım. Onların hepsini güzel bir şekilde izlemek lazım. 18 1979 yılında doğan bir matematikçi yaşını soran bir arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşittir yanıtını veriyor. Buna göre bu konuşma hangi yıl yapılmıştır? Hmm. Şimdi madem yapıyor böyle şeyler. Yani direkt yaşını söyleyiverse ne olacak değil mi? Şimdi arkadaşlarım bugünkü yaşım doğum günümün doğum yılımın rakamları toplamına eşittir. Şimdi mesela bu vatandaş A yılına doğmuş olsa, değil mi? A yılından doğduğu yılı çıkardığı zaman 1979'u çıkardığı zaman ne olacakmış? E, bugünkü yaşım yaşını bulacak. Doğum yılı. Doğum yılının rakamları toplamı. Doğum yılı 9, 10 16 da burada 26 mı? Şurası 26. Demek ki buradaki A sayısı neymiş? 1979 artı 26. Ne yapıyor? E, şöyle yapsak. Şurası 5 yaptı. E, 9-0 2005 mi yapıyor? 2005 e kolaymış bir şey yokmuş. Yani bir işte nasıl diyeyim değişik bir soru gibi algılanabilir. Bunların daha zorları vardı da o tarzan değilmiş bu. Gel bakalım 19'a. Şimdi 19'da Ali annesi ve babasının yaşlarıyla ilgili şunlar bilinmektedir. 4 yıl önce Ali ile annesinin yaşları da toplamı babasının yaşına eşittir. Tamam. 2 yıl önce Ali'nin babası vefat etmiştir. Ali babasının vefat ettiği yaşa geldiğinde Ali'nin annesinin yaşı ile Ali'nin yaşının 5 eksiğinin 2 katına eşit ve ikisinin yaşları toplamı 92 olacaktır. Oo, falan filan. Şimdi arkadaşlar taslak yapmadan bu sorunun altından kalkmamız baya bir güç. Şimdi şöyle yapalım. Ali diyelim. Ali'nin annesi diyelim. Tamam mı? Ve bunların da babası diyelim. Şimdiki yaşlarında Ali'ye A desem, annesine B desem, babasının yaşına da C desem. Şimdi 4 yıl önce, 4 yıl önce bir geriye gidelim. Bunun yaşı ne olacak? A-4 olacak. Bunun yaşı ne olacak? B-4 olacak. Bunun yaşı da C-4 olacak. Ne diyor? Annesinin yaşları toplamı babasının yaşına eşittir. Yani bunların toplamı A artı B 8 eşittir. C 4 olacakmış. Eksi 4'ü buraya atarsam ben A artı B 4 eşittir. C gibi bir denklem bulurum. Elde dursun mu? Tamam mı? Sonra 2 yıl önce Ali'nin babası vefat etmiştir. Şimdi biz bunları 2 yıl bir geriye götürelim. Tamam mı? Şimdi A buradandı. A'dan 2 yıl önce geriye getirdiğimiz zaman A 2 olacak. Annesi B 2 olacak. Babası da C 2 olacak. Burada 2 yıl önce Ali babasının vefat ettiği yaşa geldiğinde Ali'nin annesinin yaşı Ali'nin yaşının 5 eksiğinin 2 katına eşit olacak diyor. Şimdi bak Ali babasının vefat ettiği yaşa ne zaman gelir? Şimdi mesela buradan pay biçelim. Babasının vefat ettiği yaş C 2, değil mi? Şimdi X yıl sonra A eksi 2 artı X yıl sonra Ali C eksi 2 yaşında olacak. Eksi 2'ler gitse buradaki X yılı biz C eksi A olarak bulabiliriz. Yani C eksi A yıl sonra Ali C eksi 2 yaşında olacak. Annesi B eksi 2 artı C eksi A yaşında olacak. Babası da zaten Allah rahmet eylesin. Yani orada şey yapamıyor. O da büyüm büyümüyor artık tamam mı? Bu olacak. Hmm, Ali'nin yaşının 5 eksi 2 katına. Şimdi annesinin yaşı b eksi 2 artı c eksi a eşit olacakmış. Neye? Hmm, Ali'nin yaşının 5 eksiğinin. Ali kaç yaşında? c eksi 2 yaşında. Bunun 5 eksiğinin c eksi 2'nin 5 eksiği nedir? c eksi 7'dir değil mi? c eksi 7'nin ne olacakmış? 2 katına eşit olacakmış. Ve Toplama 92 olacakmış. Yani C eksi 2 ile B eksi 2 artı C eksi A da 92 olacakmış. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin. Şimdi gençler burada biraz ilgileneceğiz. Yani buradaki denklemi bir şekilde çözmemiz lazım. Şimdi biraz elin aynı toparlayalım bakalım şunu. Şimdi B eksi şöyle yapalım. B artı C eksi A. B artı C eksi A eksi 2 eşittir 2c eksi 14 demek 2c eksi 14 sayılar bir tarafa gitsin e, harfler bir tarafa gitsin C'yi bu tarafa atalım b eksi c eksi a eşittir eksi 2 artı zaman eksi 12 olacak beklesin sonra buradan da bir şeyler yapalım buradan e, c c daha 2c geldi değil mi e, eksi 2 eksi 2 eksi 4 karşı atsam artı 4 96 olacak bir de artı b eksi a var arkadaşlarım. Artı b eksi a eşittir ne oldu? 96 oldu. Şimdi ben bunlara bir şey yapsam. Acaba harflerden birkaç gider mi gitmez mi diye bakacağım. Şimdi toplasam arkadaşlarım 2b gelecek. Eksi 2a gelecek. Artı c gelecek. Bir de burada bu var. Çıkarsam b'ler gidecek. a'lar gidecek. c'yi bulacağım. Bak çıkarayım. b'den b çıktı. Altlıktan üsttekini çıkarıyorum. A'dan A, eksi A'dan eksi A çıktı 0. 2C'den eksi C çıktı. 3C yaptı. Dikkat et. 96'dan 12 çıktı. Ne yaptı? 108 mi yaptı? Daha doğrusu 96'dan eksi 12 çıktı. Eksi eksi artı olduğu için 108 yaptı. O zaman C'yi ben buradan 36 buldum. Değil mi? Bu kim? Bu babanın yaşı. Bu babanın yaşı 36. Şimdi ben burada C gördüğüm yere 36 yazsam. B'den A'yı çıkardığım zaman eksi 12 eksi 36 karşı artı 36 olarak geçecek. Yani B'den A'yı çıkardığım zaman kaç yaptı? 24 yaptı. Şimdi ben ne arıyorum? Biz, ben Ali'nin annesinin bugünkü yaşı. Gerçi yani siz göremiyorsunuz ama ben B'yi arıyorum. Tamam. Şuradan da A artı B'yi bulalım arkadaşlarım. A artı B eşittir. Şimdi eksi 4'ü buraya attığı zaman artı 4 yapacak. C'yi de 36 bulduğum için burası da 40 yapacak. Toparlıyorum. A'lar gitti. 2B'yi kaç buldum? 64 buldum. B'yi kaç buldum? 32 buldum. Hayırlı uğurlu olsun. B'yi arıyordum. B'yi de 32 buldum arkadaşlarım. Çok da kolay bir soru değilmiş. Yani şuradaki denklemleri çözmek lazım. 32 artık işaretledim. Geldim geçtim sınav esnasında. Ne yapacaksın ki başka? Onu işaretleyeceksin. Geleceksin geçeceksin. Gel bakalım 20. soruya. Evet son sorumuz. Vallahi yorulduk terledik ama bu iş böyle oluyor arkadaşlarım. Bir şekilde şunu biraz daha şöyle alalım. Emek harcamadan biliyorsunuz ki yemek olmuyor. A yaşındaki bir annenin B tane kalemi B yaşındaki bir çocuğun A tane kalemi vardır. Ha, bir de kalem muhabbeti çıkmıştı bakalım. Anne her yıl 24 tane kalem. Çocuk da her yıl 12 tane kalem almaktadır. Çocuk annesinin yaşına geldiğinde çocuğun kalem sayısının annenin kalem sayısının oranı 3 bölü 5 olacaktır. Buna göre B bölü A kaçtır? Yine bir taslak kuracağız. Şimdi A yaşındaki bir vatandaşın B tane kalemi varmış. B yaşındaki bir vatandaşın da Kaç tane kalem varmış? A tane kalem varmış. Tamam. Şimdi bak. Anne her yıl 24 tane kalem çocuk da her yıl 12 tane kalem almaktadır. Çocuk annesinin yaşına geldiğinde kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim bu çocuk annesinin yaşına ne zaman gelecek? Şimdi bu B yaşındaki çocuk ya bu. Bu B yaşındaki değil mi? Şimdi X yıl sonra annesinin yaşına gelecek. Yani buradaki X ne olacak? A eksi B olacak. Bunu her seferinde böyle yazabilirsin. Tamam yani kaç yıl geçecek arkadaşlarım? A eksi B yıl geçecek. A eksi B yıl. Buradan da A eksi B yıl geçecek mi? Evet buradan da A eksi B yıl geçecek. Şimdi çocuk annesinin yaşına geldiğinde şimdi bunda B tane kalem vardı annesinde. Her yıl 24 tane kalem biriktiriyor. Değil mi? Toplamda ne kadar yıl geçti? A eksi B yıl geçti. Bu annenin kalemleri. Çocukta A tane kalem vardı. Her yıl 12 tane kalem biriktiriyor. A eksi B yıl geçti. Bu kadar kalem oldu. Ne diyor? Çocuğun kalem sayısının annenin kalem sayısının oranı 3 bölü 5 olacak. Yani çocuğun kalem sayısı bir düzenleyelim. 12A bir de burada var. 13A. Eksi 12B oranladım. Anneye bakalım. 24A geldi. Eksi 24B. Bir de burada var. Eksi 23B. Allah'ım sana geliyoruz. İnşallah yanlış çıkmaz. Kaç olacakmış? 3 bölü 5 değil mi? 3 bölü 5. Evet. Şimdi işler işler yapalım bakalım nerelere geçeceğiz. 5 kere 13 65A. Eksi 60B eşittir. 3 kere 24 72A. 3 kere bu eksi 69B. Attım arkadaşlarım buraya artı 69 oldu. Eksi 60 ile gönderdik. 9B oldu. Attım bunu buraya. Bu da ne oldu? 65'in 72'ye varması için 7 mi? 7A. Ben B bölü A'yı arkadaşlarım 7 bölü 9 buldum. Yanlışsa da düzeltiriz artık yapacak bir şey yok. Dırın 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 B bölü A 7 bölü 9'muş. Yani işlem hatası yapılabilir burada. Yapılabilir derken o kadar da çok masum değil arkadaşlar. Yani yapmayın da yani yaparsanız da çok e, sıkıntı olmaz. Baştan düzeltirsiniz. Tamam mı? Benlik... Yaş problemlerinden bugünlük bu kadar arkadaşlarım. İkinci videomuzda hemen bunun devam videosunda kaç sayfa çözmüşsün? Çık çık bitmiyor valla. Devam videosunda ne yapacağız? Ee, yaş problemlerinin yeni nesil tarzındaki sorulara bakacağız. Siz e, 19 soruya dikkat edin. Olmazsa onu bir daha da çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.